Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir Gençlerle Dinden Konuşalım bölümünde huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz Üsküdar'ın Uncular Caddesi'ndeyiz bugün. Üsküdar'ın en kalabalık, en hareketli caddelerinden biridir Uncular. Ben Üsküdarlı oldum olalı. Bugün Gençlerle Dinden Konuşalım'da aslında programın içeriğine çok uygun bir konu konuşmak istiyoruz. Evet, biz Peygamber Efendimiz ve gençlik, hadis-i şerif ve gençlik gibi şeyler, sünnet ve gençlik gibi konular konuştuk ama derli toplu hiç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençliğini konuşmadık. Dolayısıyla bugün Efendimizin gençliğini konuşmak niyetindeyiz. Kiminle? İşinin uzmanı bir isimle elbette. Bu konuda bir kitabı da var, Muhammedül Emin ismiyle. Efendimizin Müslüman olmadan önceki hayatını bize anlatan bir isim, Cassim Avcı hocamız. Birazdan bizimle olacak ve biz onunla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençliğini ve bize örnekliğini konuşmuş olacağız. Gençlerle Dinden Konuşalım başlıyor. Selamünaleyküm gençler. Afiyet olsun. Nereden kaçtınız da geldiniz diye sorayım mı önce? Okulda mıydınız, buraya mı geldiniz? Çalışıyor musunuz, buraya mı geldiniz? Okulda mıydınız? Eyvallah. Sınavlar vardı, ben de genç merkezindeydim. Oradan buraya geldim. Eyvallah, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim adım İsmail Kılıç Arslan. Diyanet Televizyonu'nda Gençlerle Dinden Konuşalım isimli bir program yapıyorum. Bu programa çok kıymetli hocalarımız konuk oluyorlar ve gençlerimiz onlara sorular soruyorlar. Hocalarımıza sorular soruyorlar. Bugün Cassim Hoca, Cassim Avcı Hoca gelecek inşallah. Onunla biraz, şimdi biz bu programda daha önce Peygamber Efendimiz ve gençlik konusunu konuştuk ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençliğini hiç konuşmadık. Dolayısıyla Efendimizin gençliğini konuşalım istiyoruz bugün. Böyle bir 40-45 dakika vaktiniz varsa sohbeti birlikte edelim hocayla. Siz sorular sorun, hocamız anlatsın. Var mıdır vaktiniz? Benim vaktim var, arkadaşlarım varsa. Eyvallah. O zaman bir hızlıca tanışalım. Senden başlayalım abi. Halil Acan. Marmara Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği okuyorum. Okul öncesi öğretmen. Aynen. Memleket nere? Şanlıurfa. Şanlıurfa. Eyvallah. Aynen. Eyvallah. Sen abici? Burak ismim. Memnun oldum. Ben de Marmara Üniversitesi'nde meteoroloji ve malzeme mühendisiyim. Meteoroloji mühendisliği. Yok, meteoroloji, metal bilimi. Ha, meteoroloji. Meteoroloji diye başka bir şey var. Bir de bir meteoroloji mühendisi daha denk geldi geçenlerde, evet. Metalle ilgili bir mühendislik gibi böyle bir kötü bir şaka yaptım. Öyle ama değil mi öyle, galiba? Yani cevherden bütün malzemenin üretimine kadar her alan var. Şimdi cevher deyince cevher mi, araz mı? Onları hocalar biliyor. Biz karışamıyoruz o işlere. Yani şeyin maden cevherinden produktiviteye kadar hepsi sizde. Eyvallah abi. Siz tanıyalım. Ben Yeditepe Elektrik Elektronik Mühendisliği okudum. Okudun, mezun. Okudum. Ya mezun olmadım, bıraktım ama açıktan da devam lazım. Ediyorum. Bırakmak lazım zaten. Yani. İsim ne abi? Bayram. Eskişehirliyim. Eskişehirlisin. Evet. Sana memleket sormadık. Çankırı'dayım. Eyvallah. Peki abiler, bir küçük stüdyo ortamı gibi bir ortam oluşturdu arkadaşlar. Bir 5-10 dakika sonra sohbete başlarız inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş sefalar bulduk. Getirdiniz. Teşekkür ederim. Ne var hocam, nasılsınız? Hamdolsun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eyvallah. Çok yoğun bir günden geldiğinizin haberini aldım. Doktora, doğru, yüksek lisans, evet, öyle şeylerle meşgul olmuşsunuz, doğru, bugün. Sizi bir miktar da biz yoracağız kıymetli hocam. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Hocam şimdi genç arkadaşları hazır ettik. Stüdyomuz hazır. Bugün de inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman olmadan önceki hayatını ama ağırlıklı olarak gençliğini konuşmak istiyoruz sizinle. Ama ben girişte hiç değişmeyen bir sorum var, o soruyu sorayım size. Tezgahta ne var kıymetli hocam? Özellikle tabii değişik alanlarda çalışmalarımız oluyor.
bildiri sunduğumuz sempozyumların son şeklini vermek gibi. Ama özellikle şu anda çalıştığım, ben daha önce Peygamber Efendimiz'in Risalet öncesi hayatını yazmıştım. Şimdi Risalet sonrası hayatı üzerinde çalışmamız devam ediyor inşallah. Bir bakıma tamamlayacaksın. İnşallah. Allah nasip ederse. Allah hiç gayret versin. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben Muhammedül Emin isimli kitabınızı şu bakımdan çok önemsiyorum. Çok genel bilgilerle, bütün siyerlerde çok genel bilgilerle ya da çok tafsilatlı bilgilerle verile gelen bir süreç o süreç. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına kadar olan süreci. Müstakil ve kolay okunabilen bir eser olması bakımından ben çok önemsedim hocam Muhammedül Emin. Teşekkür ederim. Biz de o amaçla yazdık zaten. Devamını da büyük bir merakla inşallah. İnşallah. Büyük bir iştiyakla okuyacağız. Genç arkadaşlar hazır, buyurun hocam. Şimdi işin sohbet kısmında sevgili gençler bir temel kuralımız var. Her program hatırlatıyorum, size de hatırlatmış olayım. Burada ilk soruları ben sorarım. Elde var bir. Sonra sizin dilediğiniz anda hocamıza soru sormanızı da isteriz. Siz soru sormazsanız ben size soru sorarım. Yani konuşma zarureti var bizim programda, öyle diyelim. Şimdi bugün sevgili hocam ben ilk soru hakkımı şurada kullanayım. Şimdi benim çoklukla merak ettiğim bir şeydir. Şiirde karşımıza çıkar, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı anlatılırken karşımıza çıkar. Sıfırla 40 arası, öyle diyelim. Yani evet, Efendimizin doğumundan 40 yaşına kadar risaletle görevlendirilmesine kadar iki kısım ya zaman zaman çok hızlıca anlatılır şiirlerde, birkaç ana başlık biliriz biz. Ya da o kadar çok tafsirat vardır ki siyer kitaplarında biz biraz korkarız o bilgi yığınından. Sizin tabii bu bilgileri derlediğiniz ve bize muhtasar olarak çok da güzel anlattınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Risalet öncesi hayatına ait Muhammedül Emin isimli bir çalışmanız oldu. Ben şunu soracağım hocam, biraz çalışmadan hareketle soracağım. Niçin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çocukluğunu, gençliğini, ilk yetişkinliğini merak edelim biz Müslümanlar olarak? Yani bu merakımızı ne tetiklesin sevgili hocam? Öncelikle tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Müslüman için neyi ifade ettiğini bilmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz ilahi vahyi bize aktaran, aynı zamanda bunu anlamamızı sağlayan, açıklayan ve en önemlisi bunun pratik hayata nasıl aktarılması gerektiğini gösteren örnek bir şahsiyettir. Kur'an-ı Kerim'de de Ahzab suresinde biliyorsunuz Üsve-i Hasene olarak zikredilir. Dolayısıyla bu açıdan Müslümanlar için önemlidir. Aynı zamanda Peygamber Efendimizle ilgili Kur'an-ı Kerim'de doğrudan ayet-i kerimelerde bir diğer başka ayet-i kerime وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ alemlere rahmet olarak gönderdik biz seni buyurulmaktadır. Bir diğer ayet-i kerime Kalem suresinde ve inneke leala hulukin azim. Sen en güzel ahlak üzeresin buyuruluyor. Dolayısıyla Hazreti Ayşe'nin Peygamber Efendimizle ilgili sözünü de hatırlarsak onun ahlakı Kur'an ahlakı idi buyuruluyor. Demek ki o ahlakını Kur'an'dan alıyordu. En güzel ahlaki olarak en güzel örnek vermişti. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman 63 yıllık bir hayatı söz konusu. Hayatının ana dönemlerine bakalım. 40 yaşında vahiy geliyor, peygamberlik kendisine veriliyor. 40 yaşından sonra 53 yaşına kadar Mekke dönemi, 63 yaşına kadar da 10 yıllık da Medine dönemi söz konusu. Şimdi tabii arkadaşlarımız hemen hesaplayacaklardır. Demek ki Risalet öncesi hayatı toplam hayatının kaçta kaçı ediyor? Üçte ikisi. Peygamber Efendimizin hayatının yaklaşık üçte ikisi Risalet öncesi döneme aittir. Peki bu dönemin genel karakteri nedir? Biz buna Kur'an tabiriyle cahiliye dönemi diyoruz. Tabii cahiliye dönemi
aslında nötr bir ifade değildir. Nötr ifade kullanmak istersek İslam öncesi dönem deriz. Bir takvim şey olur ama cahiliye dediğimiz zaman o zaman işte toplumun tevhidden ayrıldığı, şirk bataklığına battığı, faizin, can, mal güvenliğinin kalmadığı, daha doğrusu kalmadığı faize değil de faizin yaygınlaştığı, can, mal, namus güvenliğinin kalmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Kendisini güçlü olanın kendisini haklı hissettiği ve haklı olsa bile güçsüz olanın ezildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Kabileciliğin yaygın olduğu ve insanların kabilecilik üzerine şeref yüklediği bir ortamdan bahsediyoruz. Veya Kur'an-ı Kerim'le doğrudan atıfta bulunursak, mesela erkek ve kız çocuklar arasında ciddi bir ayrımın yapıldığını, kız çocuklarının bir utanç vesilesi olarak görüldüğünü, hatta bazı kabilelerde diri diri toprağa verildiğini görüyoruz. İçki, kumar, fuhuş, kötülük. Yani dini bakımdan, sosyal bakımdan, toplumsal bakımdan kötülüklerin hakim olduğu bir toplumda 40 yılını geçiriyor. Adeta çürümüş bir toplumsal evet, yapı yani. Bu toplumun en önemli özelliği şudur. İyilik, doğruluk, güzellik bilinmiyordu değil. Biliniyordu. Veya birçok insan bunu biliyordu. Ama bunlar gerçek hayatta karşılık bulmuyordu, yerleşmemişti. Veya çok az kişi bunu yaşayabiliyordu. O bakımdandır ki işte Peygamber Efendimiz kötülüklerin hakim olduğu bir toplumda, cahiliye toplumunda yaşamıştır. Acaba böyle bir toplumda Peygamber Efendimiz nasıl yaşadı sorusunun önemi olmaz, olur mu? Ben şunu merak ediyorum. Cahiliye toplumunda yaşarken yani kimlerle birlikte oldu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani bulunduğu ortamlar nasıldı? Yani her gün önüne gelen toplulukla birlikte muhabbet etti mi yoksa bazı o toplumlardan kendini soyutladı mı? Kötülüğü gördükten sonra uzaklaştı mı? Yani kötülükle yani, iletişim mi evet, mi soruyorsun yani çünkü bayram? Çünkü cahiliye dönemi ortamda bir cahillik var yani bir kötülük var ve her yere sirayet etmiş. Ve içinde bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var ama daha Kur'an-ı Kerim nail olmamış yani bir devre gelmemiş. Evet. Ve ondan önceki devrede neler yapıyordu? Şimdi burada açık söylemek gerekirse baştan sona bir fiili yani Risalet sonrası hayattaki gibi, Risalet sonrasındaki gibi her kötülük, her yanlışa fiili olarak bir müdahaleden bahsedemiyoruz. Fakat en önemli nokta burada bir kere Peygamber Efendimizin kötülüklerden uzak durmaya çalışmasıdır. Risalet sonrası hayatta da Peygamber Efendimizin tabii Kur'an ışığında, vahiy ışığında artık Risalet sonrasının özelliği nedir? Artık kötülüklere müdahale etmek doğrudan Allah'ın emridir. Fakat Risalet öncesi hayatındaki durumda iki aşama görüyoruz. Biri kötülüklerden uzak kalmak. Nedir bu? Mesela en büyük cahiliye dönemindeki en büyük kötülük neydi? Şirkti, putperestlikti. Öyle ki Arap Yarımadası'nın adeta her tarafını putlar kaplamış. Bütün Arapların ortak kabul ettiği, tanrı olarak, ilah olarak kabul ettiği putlar var. Kabilelerin putları var, ailelerin putları var. Şahısların kendisine göre uğurlu saydıkları, işte taptıkları putlar var. Tabii ay, güneş, yıldızlar bunlar var. Dolayısıyla çok yönlü bir her taraf putperestlik. Şunu alalım, teşekkür ederim. Var. İşte böyle bir durumda Peygamber Efendimiz bir kere şirke bulaşmıyor. Ondan sonra... Yani hiç mi dönüp bakmıyor hocam tabiri caizse? Peygamber Efendimiz'in genel hayatına bakıldığı zaman putlara tapmadığını, cahiliye dönemi kötülüklerine bulaşmadığını görüyoruz. İşte burada bir enformasyon verilirdi, o yüzden sordum. Evet. Yani zannediyorum halasının ricasıyla bir kez kurban kesmek
gibi bir şey. Buhane mevkiinde Arapların, Kureyş'in bir putu vardı veya Arapların taptığı put vardı. Burada bunun özel günü vardı. O gün Araplar toplanır, Buhane putunun önünde kurban keser. Hani putlara tapmak dediğimiz zaman nedir? Önüne gelir, secde eder, tazim kurban gösterir, keser, dua eder kendine göre. Ne isteyecekse onu diler. Ticarette işte kar etmeyi diler, savaşa gidecekse zafer diler. Ondan sonra iyi bir evlilik diler, erkek çocuk sahibi olmayı diler. Burada mecburen ayırıyoruz çünkü cahiliye toplumu hani bana bir evlat ver demiyor. Evet, erkek çocuk özellikle istemiyor. Şu var mıydı evet. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biz nasıl gençliğimizde bir arkadaş çevremiz varsa evet, kendisinin de böyle beraber muhabbet edip hoş hasbihal edebildiği bir arkadaş tabii, çevresi var mıydı? Çok kimlerle? Doğal olarak var. Mesela biz Hazreti Ebubekir'den bahsederken diyoruz ki Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimizin Risalet öncesinden itibaren arkadaşıydı. Belki oraya geliriz. Mesela Ukas Panayır'ına beraber gittiklerini biliyoruz. Kus bin Saide el-İyadi'nin meşhur konuşması var. Onun konuşmasını beraber dinlediklerini biliyoruz. Çünkü yıllar sonra Medine döneminde İyad kabilesinden elçilik heyeti geldiği zaman Peygamber Efendimiz soruyor Kus bin Saide ne yapıyor diye. O da o vefat etti diyorlar. Peygamberimiz diyor ki ben diyor İslam'dan önce onun Ukas Panayırı'nda bir konuşmasını dinlemiştim. Çok güzel bir konuşmaydı diyor. O sırada Hazreti Ebubekir diyor ki ya Resulallah o konuşma benim aklımda. Müsaade ederseniz ben tekrarlayayım diyor. Ve Kus bin Saide'nin o meşhur konuşmasını tekrarlıyor. Buradan da anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz'le mesela Hazreti Ebubekir'in ta peygamberlik öncesinden itibaren arkadaşlıklarının devam ettiğini görüyoruz. Senin sorunu cevapsız bırakmış olmamak için ama ondan önce bir İsmail Bey'in sorusu vardı. Buhane onun devam ediyordu. Şimdi Buhane'de bayram, Buhane putunun önüne geliniyor. Tabii kurbanlar kesiliyor. Peygamber Efendimiz, işte amcaları, amcası Ebu Talip, halaları Peygamber Efendimiz'i bu biraz daha çocukluğunda götürmek istiyorlar. Peygamber Efendimiz küçük yaştan itibaren putlardan nefret eden bir yapıya sahip. O katılmak istemiyor. Fakat nasıl olur da sen bizim bayramımıza gelmezsin? Niçin gelmiyorsun? İşte ne derler diye zorla Peygamber Efendimiz'i götürüyorlar ve onun da kurbana katılmasını istiyorlar. Ve rivayet odur ki bir süre Peygamber Efendimiz kayboluyor. Amcası, halaları arıyorlar, bulamıyorlar. Sonra geliyor ve diyor der ki neredeydin? Dedi ki diyor ki ben işte beyaz elbise giymiş bir beyaz sakallı birisi bana gözüktü ve beni buradan uzaklaştırdı diyor. Zaten Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu da rivayet edilir. Ben cahiliye dönemindeki kötülüklere bulaşmadım. Beni Allah himaye etmiştir, korumuştur rivayeti de var. Esasen buradaki mantık şudur. Mesela Peygamber Efendimiz kumar, içki gibi, faiz gibi ondan sonra diğer kötülüklere bulaşmış mıdır? Yani öyle ki İsmail Bey hani bu kötülüklerin adını bile söylemek istemiyorum. Yani şu manada çünkü bunun daha ilerisi var. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin mesela biz bu tür kötülüklere bulaştığını hiç görmüyoruz. Peygamber olduktan sonra onlara tebliğ ettikten sonra mesela Peygamber Efendimiz putlara tapmış mıdır sorusunda tapmadığını söylüyoruz. Niçin? Müşrikler Peygamber Efendimiz ilahi vahyi tebliğ ettiği zaman bu Allah sözü değil, bu senin sözündür dediler. Bu şiir dediler, sihir dediler. Bunu işte Yahudiler, Hristiyanlar, din adamlarından öğrendi dediler. Esatirul evvelin dediler. Ne demek esatirul evvelin? Öncekilerin masalları. Hikaye bunlar, geç. Dediler. Fakat biz hiç şunu okumuyoruz mesela. Ya sen daha düne kadar bizimle beraberdin. Sen de putlara
tapıyordun. Ne oldu da bir güne tırnak içinde değiştin gibi bir ifade okumuyoruz ve esasen genel itibariyle peygamberlik çizgisi açısından da bu şeyi destekliyor. Yani İslam'dan önceki. Fakat şunu da söyleyelim. Bazen çünkü yanlış anlaşılıyor bu ilahi koruma. Hani biz de günlük hayatta kullanıyoruz. Allah korudu diyoruz. Şimdi Allah korudu ifadesi bir Müslümanın. Sizin güzel bir yazınız vardı. Biz değişik insanlarız diye. Şimdi bazen çok literal anlıyorlar bazı şeyleri. Şimdi Allah korudu dediğimiz zaman yani bunu Müslüman nasıl anlar? Elbette ki Allah bizi koruyor. Ama ispatla dediğiniz zaman hani ne yapacak? Ne yapacağım şimdi? Yani bir aracın geldiğini gördüm. O sırada fark ettim. Uzaklaştım. Veya işte bir dakika daha geciktim. Yoksa şöyle olacaktı. Veya bir dakika daha erken gitseydim şu olacaktı gibi diyoruz yani. Şimdi bunu kullandığımız zaman bazıları yanlış anıyorlar. Onun için biz farklı insanlarız. Yani ben mesela hep şunu düşünmüşümdür hocam. Hain teröristler İstanbul'da İngiliz konsolosluğuna bombayla saldırdıklarında benim o zamanlar çalıştığım yer, iş yeri elçilikle karşı karşıyaydı. Ve masam da pencereye arkamı dönerek oturduğum bir masaydı. Yıl dönümüydü değil mi bir günlerde? Evet, bugünlerde yıl dönümüydü. Evet. Masada pencereye arkamı dönerek oturduğum bir masaydı. Ramazan günü, hiç unutmuyorum. Geç kalkmıştım. Evet. Ramazan olduğu için. Biraz da oyalanmıştım, öyle diyelim. Biraz böyle tam bir şey kaçırdım. Yani evet. Buradan Taksim'e bir otobüs kaçırdım. İkinciyi bekledim. Evet. Bir 10-15 dakikam öyle gitti. Meydana indim. Böyle iş yerine 400 metrekare falan bomba sesi duydum. Evet. Yani işte orada bir Müslüman olarak ben doğal olarak Allah korudu dedim. Diyoruz. Çünkü hani pencereye de arkam dönük oturuyorum. Belki o camlar Allah muhafaza bir şey yapacaktı, bir şey olacaktı. Onu Allah korudu diyoruz biz yani. Tabii. Bu çok... Dolayısıyla şunu söylemek için söylüyorum tabii. Bazen günümüzde biraz bu yaygınlaştı İsmail Bey. Onun için söylüyorum. Her şeyi literal. Yani böyle bakmak doğru değil. Bu sefer diyorlar ki mesela Allah rahmet eylesin şehitlerimize veya başka kazılarda ölenlere ne oldu? Biz onları Allah korumadı gibi bir ifade şık değildir. Edebe uymaz. Ama bir Müslüman kendi açısından baktığı zaman Allah korudu diyoruz. Peygamber Efendimizin Risalet öncesi hayatına baktığımız zaman kendisi de söylüyor. Mesela bir defa diyor ben çobanlık yaparken benim sürüleri arkadaşıma bıraktım. Bir düğüne, cahiliye adetleri doğrultusunda yapılan bir düğüne katılacaktım diyor. Ve yaklaştım işte sesler geliyordu. Orada uyuyakalmışım diyor mesela. Allah'ın himayesine işaret ediyor. Fakat bu himaye ve koruma Peygamber Efendimizin iradesini devre dışı bırakan, böyle söyleyeyim anlatmak için maksadımı, Peygamber Efendimizin iradesini devre dışı bırakan bir himaye değildir. Yine Resulullah Efendimizin kötülük, yani Peygamber Efendimizin İslam öncesi hayatta iradesiyle bu kötülüklere bulaşmadığını düşünüyoruz. Şimdi Mekke'den Medine'ye Hazreti Ebu Bekir'le giderken müşrikler onları kovalıyorlardı. Ki size mağaraya sığındılar. Evet. Oradaki öğrenci kadın onu yani Allah'ın iradesiyle onun nasıl koruduğunu, himaye ettiğini o bir göstergesidir. Şimdi çok doğru, çok güzel. Şimdi zaten o ayeti kerime siz peygamberi korumazsanız Allah korur. Çünkü ikisi mağaradaydılar. Öyle. Biri diğerini Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ne diyor? La tahzan innallaha ma'ana. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'in endişeye kapıldığını görüyor. Ya Resulallah eğilseler görecekler diyor. Yani orada da ben hep şeyi çok önemserim hocam. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz orada kendi canı için zerre kadar endişe duymuyor ama. Ben de aynı kanaatı taşıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabii canı ki için endişe duyuyor. Tabii. Arkadaşlık nedir tabii diye sorulduğunda Ebu Bekir'in Resulullah Efendimiz'e yaptığıdır. Yoldaş nedir, yani arkadaş nedir dediğimiz zaman, çünkü rivayette şudur, hicrette mağaraya, tabii konu konuyu açıyor. Bilemiyorum hocam, artık. Siyer konuşmanın böyle çok bereketli bir tarafı var. Evet, onun için belki siz sorularınızı yine unutmayın, oralara dönelim vaktimiz olduğu kadar.
Ama her bir konu, siyerde her bir konu anlattıkça anlatılması, üzerinde durulması gereken bir öneme sahip, çeşitli yönleriyle ele alınması gereken bir öneme sahip. Peygamber Efendimiz'in Sevr Mağarası'na geldiklerinde bizim kaynaklarımız der ki önce Hazreti Ebubekir mağaraya girmiştir. Ve oradaki zararlı şeylerden mağarayı incelemiştir. Peygamber Efendimiz bir zarar gelmesin diye. Sonra işte müşrikler mağaranın önüne geliyor, sesleri geliyor. Bundan sonra ve ya Resulallah eğilseler görecekler diyor. Peygamber Efendimizin cevabı tarihe geçen ve Kur'an'a geçen cevabı. Bakınız Peygamber Efendimizin sözünü, şimdi Allah sözü oldu artık bu. La tahzen innallâhe mâna. Üzülme ey Ebu Bekir, Allah bizimledir. Çünkü Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir Allah yolunda hicret ediyorlardı. Şimdi bu noktada günümüzde yanlış anlaşılan bir terimimiz var. Tevekkül terimi. Tevekkül genel itibariyle ne demektir? Bir Müslüman bir işi yaparken elinden gelen bütün gayreti gösterecek. Kendi imkanı sonra işi Allah'a havale edecek. Olur veya olmaz. Kendi istediğimiz gibi olur veya kendi istemediğimiz gibi olur. Yani istediğimiz gibi olur veya olmaz. Bu Allah'ın takdiri diyoruz. Ama tevekkül şimdi işte tembellik, nasıl olsa olacak, kaderimde var, alın yazımda varsa olur diye oturup kalmak şeklinde anlaşılıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz peygamber olarak böyle yapmadı. İşte aldığı tedbirlere bakıyoruz. Mesela Medine'ye hicret ederken ne yapıyor? Doğrudan kuzeye gitmiyor. Medine kuzeyde, kuzeye gitmesi lazım. Ama Sevr Mağarası'na geliniyor. Sevr Mağarası Mekke'nin neresinde? Güneyinde. Niçin? Müşrikleri şaşırtmak için. Çünkü müşriklerin kendisini takip edeceğini biliyor. Daha sonra görüyoruz savaşlar için gerekli hazırlıkları yapıyor. Zırhını giyiyor, miğferini takıyor, kılıcını kuşanıyor. Uhud Savaşı'nda Ayneyn geçidine okçuları yerleştiriyor. Yani bütün yani bir kumandan olarak aynı zamanda, bir devlet başkanı olarak, bir kumandan olarak askeri strateji bakımından alınması gereken bütün tedbirleri alıyor. Şimdi buradan soruları açıkta bırakmamak için şuna geliyoruz. Peygamber Efendimiz cahiliye döneminde kötülüklere ulaşmadı. Ama nasıl mücadele etti? Fiili mücadelesi de var tabii ki. En güzel örneğini vereyim. Mesela Hilful Fudul cemiyetine katılmış olması. Bunu açalım mı yoksa dayanışma, böyle geçelim mi? Dayanışma yardımlaşma derneği. Evet. Hilful Fudul. Dayanışma yardımlaşma derneği dedi hocam. Hadi. Evet. Aslında derneği. Öyle değil mi? Evet. Biraz? Esası budur. Hilful Fudul cemiyetine baktığımız zaman Mekke'de Mekke esasen elbeledül emin, elbeledül haramdır. Yani burada kan dökmek, can, mal ve namusa tasallut etmek haramdır, yasaktır. Ama zaman içerisinde hac için, ticaret için, umre için Mekke'ye giden insanlar alışveriş yapıyorlar. Ama Mekkelilerden önde gelenler, güçlü olanlar mesela malı satın alıyor, parasını vermiyor. Vermiyor. Veya adam kızıyla beraber gelmiş. Kızını alıkoyuyor. Adam güçsüz ve feryadü figan. Zaten Hilful Fudul'un kuruluşu da aslında buna dayanıyor. Yemenli bir tacir Mekke'ye geliyor. As bin Vail, Mekke'nin ileri gelenlerinden adamın malını alıyor ama parasını vermiyor. Bugün veririm, yarın veririm, önümüzdeki hafta veririm. En son vermiyorum diyor, ne yapacaksın? Adamcağız birçok kişiden yardım istiyor. Önce yardım eder gibi gözükenler As bin Vail'in adını duyunca vazgeçiyorlar. Ya dostluğundan olmamak için veyahut da şerrinden emin olmak için, buna bulaşmayalım ha o As bin Vail diye kaçıyorlar. Bu sefer o zaman işte Yemenli tacir herkesin Kabe etrafında bulunduğu bir saatte Ebu Kubeys dağına çıkıyor ve ey Mekkeliler siz Allah'ın komşularısınız. Çünkü orada Beytullah var. Ciranullah, Allah'ın komşularısınız. Buradan da tabii yine literal anlamayacağız bunu. Beytullah'ın hizmetini gören insanlar, bunun için de Araplar nezdinde şerefli olan insanlar,
Kureyş kervanlarına kimse dokunmuyor. İşte İlafi Kureyş suresinde buna işaret ediliyor. Kabilenin topraklarından geçerken, çünkü kolay geçmek kolay değil ama Kureyş'in idare ettiği, Kureyş'in muhafızlığını yaptığı bir kervan geçerse ona dokunmuyorlar Arap kabileleri. Neyse, şimdi diyor ki siz Allah'ın komşularısınız ama buraya gelen kişi canından, malından, namusundan emniyet içerisinde olmazsa buraya kim gelir? İşte bu feryadu figan karşılık buluyor ve Mekke'nin ileri gelenleri, özellikle Peygamber Efendimiz'in amcası Zübeyr bin Abdülmuttalip, kısa bir süre önce çünkü Ficar Savaşı'na katılmak durumunda kalmış, Haşimoğullarının temsilcisi, kumandanı olarak, başkanı olarak. Tabii Ficar Savaşı neydi? Haram aylarda biliyorsunuz Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında savaşmak yasaktı. Ama bazen bu yasak deliniyordu. İşte haram aylarında yapılan savaşa Ficar Savaşları diyoruz. Zübeyr bin Abdülmuttalip amcası, hatta Peygamber Efendimiz de amcalara katıldığı için bu savaşa katılmak zorunda kalmıştır. Peygamber Efendimiz'in amcası Zübeyr bin Abdülmuttalip, Kureyş'in hem zengin hem yaşlısı hem de ileri gelenlerinden Abdullah bin Cud'an et-Teymiye gidiyor ve bu durumun vehametini anlatıyor ve Abdullah bin Cud'an et-Teymi'nin evinde iyilik ve doğruluk adına bir toplantı yapılıyor ve bu toplantıya katılanlar bir yeminde bulunuyorlar. Hilf zaten yeminleşme demektir. Söz verme, sözleşme demektir. İşte bu toplantıya Peygamber Efendimiz de katılıyor. Bu burada Abdullah bin Cud'an et-Teymi'nin evinde yapılan bu yeminin bir mahiyeti var. Bunlar diyorlar ki bundan böyle Mekke'de tanıdığımız tanımadığımız, Mekke'ye nereden kim gelirse gelsin, zayıf güçlü, hangi kabileye mensup olursa olsun, Mekke'ye gelip de haksızlığa uğrayan birisi olursa ve bu haksızlığı yapan kim olursa olsun, ister tanıdığımız, arkadaşımız, akrabamız, ister Mekke'nin en zengini, en asili kim olursa olsun, haklının hakkını zalimden alıncaya kadar el birliğiyle canımız pahasına mücadele edeceğimize yemin ederiz diyorlar. Çoğunlukla gençlerden oluşuyor değil mi bu toplantı? Aynı zamanda gençler de var. Peygamber Efendimiz zaten bu toplantıya katıldığında 20 yaşlarında bir delikanlı idi. Sizin yaşlarınızdaydı. Çoğunlukla gençlerden oluşuyor. Ve orada bir cümle var. Hira ve Sebir dağları yerinde durdukça, deniz süngeri ıslattıkça. Bu ne demek? Kıyamete kadar. Kıyamete kadar. Böyle bir sözleşme yapılıyor. Bundan sonra yeminleşme yapılıyor. Hilful Hudul mensupları kalkıyorlar toplantıdan sonra doğru As bin Vail'in evine. Sen bu adamdan mal almışsın ama parasını vermemişsin. Derhal parasını ver. As bin Vail tabii mahcubiyet duyarak mecbur kalıyor ve Yemenli tacirin parasını ödüyor. Bunun gibi bu Hilful Hudul cemiyeti, daha sonra mesela Peygamber Efendimiz bizzat Ebu Cehil birisinden mal alıyor, parasını vermiyor, mağdur oluyor, yardım istiyor. Peygamber Efendimiz kendisinin azılı düşmanı olan Ebu Cehil'in evine gidiyor ve mazluma yardım amaçlı Ebu Cehil'e diyor ki çabuk bunun parasını ver diyor. Ebu Cehil de veriyor. Ayrıntısına girmiyorum çünkü vakit dar ama bunun gibi. Ve Peygamber Efendimiz daha sonra peygamberlik döneminde diyor ki ben İslam'dan önce Abdullah bin Cud'an et-Teymi'nin evinde bir yemine, bir antlaşmaya katılmıştım. Bu antlaşmaya katılmış olmanın manevi değerini kızıl develere değişmem diyor. Hani bugünkü en yüksek marka otomobilleri düşünün. Evet, evet. O günün çünkü kızıl develer çok marka adı söylememek için bir şey söylemiyorum. Vaktimiz burada epeyce dar gerçekten. Ben tabii şunu da merak ediyorum. Kitaba da kitabınıza da isim olan bir tamlama. Evet. Muhammedül Emin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emin olma sıfatı nasıl ve niye verilmiş? Onu da merak Bununla ediyorum. Bununla hem toparlamış olayım müsaade ederseniz. Peygamber Efendimiz nasıl bir gençti sorusunu toparlamaya çalışayım. Her şeyden önce kötülüklere bulaşmayan,
aynı zamanda yeri geldiği zaman Hilful Fudul cemiyeti örneğinde gördüğümüz gibi kötülüklere mücadele eden, mazlumun yanında yer alan, akrabayı, yetimi, yoksulu dikkate alan, yardımcı olan birisiydi. Diğer taraftan mesela Peygamber Efendimiz'in gençlik döneminde ticaret yaptığını görüyoruz. Mekke'de çünkü tarım elverişli olmadığı için ticaret yapılıyordu. Nitekim amcası Ebu Talip ile birlikte Peygamber Efendimiz'in küçük yaşta bir Suriye seyahati var. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de gençliğinde ticaret yapmıştır. Kuzeye gitmiştir, doğuya gitmiştir. Güneyde Yemen'e doğru Hubaşi Panayır var, oraya gitmiştir. Bütün ticaretle meşgul olduğu zaman ticaretle meşgul olmuştur. Ama nasıl bir tacirdi? Tek kelimeyle söyleyelim, dürüst bir tacirdi. Hak yemeyen bir tacirdi ki günümüzde en çok muhtaç olduğumuz konu bu. Güvenemiyorsun. Müslüman Müslümana güvenemiyor. Nasıl bir noktaya? Ben bir ara dedim ki bir toplantıda, eskiden Müslümanın sözü senetti. Şimdi maalesef Müslümanın senedi geçersiz. Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Onun için İslam ahlakı sadece bilgiye değil, esasen pratiğe dayalı bir şey. Hani Müslüman olmayanlara da tabii ki sözümüz var. Ama önce Müslümanların bir kendisine gelmesi lazım. Hani kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım diyoruz. İşte Peygamber Efendimiz dürüst bir tacirdi. Sonra Peygamber Efendimizin gençliğinde 25 yaşında evlendiğini görüyoruz. 40 yaşında kendisine peygamberlik gelmiş. Demek ki 15 yıllık Peygamber Efendimiz kendisine vahiy geldiği zaman 15 yıllık bir aile reisiydi, bir babaydı. Hazreti Hatice'den çocukları dünyaya gelmiş. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Şimdi aynı zamanda onların da isimlerini zikretmek için şeyi yapmış oluyorum. Ve Peygamber Efendimiz bu süreçte 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlenmiştir. Hazreti Hatice aslında daha önce iki evlilik yapmış ve tabii zengin bir hanımdı. Tertemiz bir hanımdı, dürüst bir hanımdı o da. Gelen teklifleri kabul etmiyordu. Ama Peygamber Efendimiz söz konusu olduğu zaman, zaten Peygamberimiz ticaretle uğraştığında Hazreti Hatice kervanlarını birisine veriyordu. İşte o sırada birisine ihtiyaç duyuyordu. Peygamber Efendimiz kendisine tavsiye edildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin kervanlarını götürdü. Tabii yanında kölesi Meysere de vardı. Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere. Döndüğü zaman Peygamber Efendimiz'in doğruluğunu, dürüstlüğünü ve bir köleye muamelesini anlata anlata bitiremedi. Hazreti Hatice de zaten onun bu dürüstlüğünü görmüştü. Dolayısıyla kalbinde Peygamber Efendimiz'e karşı bir sevgi oluştu ve evlilik gerçekleşti. O sırada daha önce iki evlilik başından geçmiş, Kureyş'ten teklifleri geliyor ama kabul etmiyor. Peygamber Efendimiz'e evlilik söz konusu olduğu zaman Peygamber Efendimiz'e Hazreti Hatice'nin sözü nedir? Ben diyor seni akrabam olduğun için, doğru, dürüst olduğun için, yetime, yoksula yardım ettiğin için ve insanlar nazarında değerli birisi olduğun için seninle evliliği kabul ettim diyor. Peygamber Efendimiz'in mesela bu süreçte 35 yaşlarındayken Kabe hakemliği var. Şimdi Kabe yangın ve sel sularından zarar görmüş. Kureyşler bunu tamir edecekler. Duvarlara işte taksimat yapıyorlar. Kimi para verecek, kimisi şu duvarı yapacak, kimisi taş toplayacak. Kabe tamir ediliyor. O da büyük bir şeref tabii yani, tabii ki, Kabe'ye hizmet etmek. Hizmet etmek tabii, Allah'ın evi Beytullah. Sıra Hacerül Esved'i yerine yerleştirmeye geldiği zaman her kabile reisi diyor ki bu taşı yerine koymak benim hakkımdır. Çünkü şeref meselesi var. Hani bugün açılışta mesela veya temel atmada veya açılışta kim temel atar, kim açılışı yapar? Kurdeleyi kim keser? Kim keser? İşte bürokraside devlet en üst düzeyde olan birisi veya birileri keser. Böyle bir durumda o zaman da bu şeref bana aittir diyorlar. Bir başkası hayır bana aittir diyor. Kureyş'in ileri gelenleri, Kureyşliler bir savaş noktasına geliyorlar. En nihayet Beni Şeybe kapısından ilk giren kişiyi hakem tayin edelim diyorlar.
Peygamber Efendimiz'i hakem tayin ediyorlar. Ama bir taraftan da Peygamber Efendimiz'i görünce seviniyorlar. Çünkü onun doğruluğunu, dürüstlüğünü biliyorlar. Ama bir taraftan da merak ediyorlar. Acaba bu problemi nasıl çözecek? Kime bu şerefi verecek? Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Diyor ki bana bir örtü getirin diyor. Getiriyor. Hacer-ül Esved'in üzerine yerleştiriyorlar. Sonra her bir kabile başkanına diyor ki kaldırın bu örtüyü. Kaldırıyorlar. Tam konulacağı hizaya geldiği zaman mübarek elleriyle taşı alıyor ve yerine yerleştiriyor. Böylece hiç kimse problem olmadan herkes durumdan razı olarak yapıyorlar. Şimdi sonuca geliyoruz. Önce şunu söyleyelim. Risalet öncesi hayatta tabii ki sahabiler için baktığımızda varsayalım ki kötülükler işlenmiş olduğu zaman bu İslam açısından bir problem değildir. Niçin? Çünkü el-İslamu yemhu ma kablehu. İslam kendisinden önce yapılan kötülükleri, iman öyle bir önemli bir hazinedir ki kelime-i şehadet getirdiği zaman ve bunu gönlüne yerleştirdiği zaman daha önce yaptığı kötülükleri Allah siliyor. Dolayısıyla İslam'dan önce varsayalım ki kötülükler, mesela içki haram kılınmadan önce sahabilerden tabii ki içki içenler olmuştur. Mesela Hazreti Ömer cahiliye döneminde tabii ki kötülüklere bulaşmış bir kişiydi. Ama Müslüman olduktan sonra Hazreti Ömer olmuştur. Ömer, adil Ömer olmuştur. Peygamber Efendimiz'in Risalet öncesi hayatına baktığımız zaman eğer bana tek kelimeyle bunu özetleyin derseniz bunun özeti ki kitaba da isim onun için verdik Muhammedül Emin'dir. Eyvallah. Çünkü kendisi güvenilir bir insandır. Kendisinden kimsenin bu manada kötülüğünden emin olduğu, yani kötülük yapmayacağından emin olduğu, iyilik yapacağından emin olduğu bir kişi olmuştur. Eyvallah. Kötülüklere bulaşmadı, iyilikler peşinde koşmuştur. Bundan dolayıdır ki o Muhammedül Emin unvanını kim vermiştir? Buna da dikkatinizi çekerek bitireyim. O bizim putperest dediğimiz insanlar, o bizim kötülüğe battığını söylediğimiz insanlar vermiştir. Buradan da alacağımız mesaj şudur arkadaşlar. Sizin etrafınız, toplum kötülüklere batmış olabilir. Ama siz doğrudan, haktan, iyiden, güzelden yana olmalısınız, olabilirsiniz. Ben tekim, etrafımdaki işte insanlar şöyle yapmış, ben de onlara uydum meselesi yoktur. Hazreti Peygamber'in Risalet öncesi hayatından alacağımız en güzel örnek bana göre budur diyerek bitirmiş olalım. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Biz programımızı şöyle bitiriyoruz. Katılımcı genç arkadaşlara ve size rica ediyoruz. Diyoruz ki bize bir cümle söyleyin. Günümüz güzelleşsin. Ayet-i kerime, hadis, şiir, kendi sözünüz, başkasının sözü fark etmez ama temel şart günümüzü güzelleştirmeniz. Halil, bir cümle, günümüz güzelleşsin. Allah-u Teala geçtiğini tahta geçiren geçtiğini sever. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Buyurunuz Bayram Bey. Benim genç kardeşlerime Hikmet Hanım'ın da böyle sosyal medyada yayınlaşan bir sözü var. Ne için varsan onun için yaşa. Kimin sözü var? Hikmet Anıl Öztekin. Evet. Ne için varsan onun için yaşa. Eyvallah. Ben kelime itibariyle söylemek istiyorum. Yani genç Farsça'da hazine demektir. Yani benim naçizane görüşümde en büyük yatırımlardan birisi insana yapılan yatırımdır gereği. Bizim de hazinelerimizi gelecek için iyi yatırımlarda kullanmamız lazım. Çok teşekkür ederiz sevgili Burak. Hocam bir cümle, günümüz güzelleşsin. En güzel sözlerin aynı zamanda en güzel söz hadis, Peygamber Efendimizin tabii Kur'an en güzel sözlerdir. Hadisler bu manada en güzel sözlerdir. Tabii aynı zamanda tarih boyunca İslam kültüründe büyüklerimiz, sahabiler, tabi'in ve daha sonrakiler çok güzel sözler söylemişlerdir. Ben Peygamber Efendimizin Müslümanı ve muhaciri tarif eden meşhur hadisiyle bitireyim. Müslüman elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kişidir. Gerçek Müslüman, gerçek muhacir ise Allah'ın yasaklarından koruyan, uzaklaşan, Allah'ın yasaklarına bulaşmayan insandır diyerek bitirmiş olayım. Çok teşekkür ederiz sevgili hocam. Ben de bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
kendisine Muhammedül Emin ismini müşriklerin vermesinden hareketle aklıma gelen bir şey paylaştım. Aslında önüme başka bir not almıştım ama o bana bir şey çağrıştırdı programda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle bir dağ göstererek, Mekke evet. civarında bir dağ göstererek orada bulunan müşrik topluluğa diyor ki ben size şu dağın ardında bir düşman topluluğu var desem ve şu esnada Mekke'ye doğru geliyorlar desem bana inanır mısınız? Aralarında bir tek kişi bile hayır inanmayız demiyor. Böyle bir güven inşa edebilen, böyle bir düşmanında bile böyle bir güven inşa edebilen bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla insanlarda sonra Resulullah Efendimiz onları bir olan Allah'a imana davet ediyor. Fakat onlar yine cehaletlerinde kalmayı, cahiliyede kalmayı, şirkte kalmayı tercih ediyorlar. Ama işin bize bakan tarafıyla ders dolu tarafı, düşünün ki tamamı size düşman bir topluluk. Sizin güvenilirliğinizle ilgili, eminliğinizle ilgili sizin aleyhinize şahitlik etmiyor. Ben de bununla bitirmiş olayım. Muhammed'il emin olmak, Muhammed'il emin olmak zor. Onun ümmeti onun olmak. Ümmeti olmak büyük bir şeref ve bu şerefi taşıyanlardan olalım inşallah. Şeyimizde bitirmiş olalım. Çok güzel bir çok dua ve tamamlayıcı oldu. Teşekkür evet. ediyorum ben özellikle. Kıymetli hocam, gençlerle sohbet her zaman güzel. Gençlerle konuşmak her zaman güzel. Ben bir uğurlama sorusu da sorayım. Biraz özetin özeti olacak evet. şekilde. Şimdi ben bütün konuştuklarımızdan çıkardığım bir şey şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği aslında o peygamber olduktan sonra başlamıyor. Yani o insanlığa örnek bir insan olarak hayatını sürdürürken... Risaletle şerefleniyor, öyle diyelim. Risalet görevini alıyor. Dolayısıyla galiba iyi insan olmakla, iyi Müslüman olmak bir süre sonra kendini eşitleyen de bir şey değil mi? Esasen iyi Müslüman olmak, iyi insan olmak demektir. İnancın, ibadetlerin ve İslam'ın getirdiği ilkelerin nihai hedefi budur. Şöyle söyleyelim, iyi bir kul ve iyi bir insan olmak asıl amaç. İkisini birbirinden ayırmamamız da gerekiyor tabii ki. Bu Peygamber Efendimiz'in Risalet öncesi hayatından bizim çıkardığımız sonuç, Peygamber Efendimiz'in cahiliye kötülüklerine batmış olan bir toplumda örnek bir kişilik, iyi bir insan olarak örnek bir kişilik sergilemiş olması. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Zaten siz güzel özetlediniz ama ben de bu ilaveyi yapmış oldum. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağ sağlık olun. Diyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek sağ ümidiyle inşallah. Allah razı olsun. Buyurun. İnşallah. Eyvallah. Bugün Aziz Üsküdar'ın güzel bir köşesinden seslendi size. Gençlerle dinden konuşalım. Casim Avcı Hoca bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gençliğini anlattı. Gençliğindeki örnekliğini anlattı. Benim kanaatim şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir genç olduğu için öyle bir Müslüman oldu sanki. Yani bugün dünyaya baktığımız yer neresiyse dünyaya bakışımızı değiştirdiğimizde de biz o insan olarak kalmaya devam ediyoruz. Bugün cesursak Müslüman olduğumuzda da cesur olmaya devam ediyoruz. Bugün cömertsek Müslüman olduğumuzda da cömert olmaya devam ediyoruz. Ama İslam bize cesurluğun, cömertliğin, diğer bazı başka duyguların ne işe yaradığına dair çok temel motivasyonlar veriyor. Benim bütün bu toplamdan anladığım, çıkardığım şey budur. Efendim bugün Gençlerle Dinden Konuşalım'ın bir bölümüyle daha karşınızdaydık. İnşallah bir sonraki bölümde huzurlarınızda olmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.